Miras taksimi ile ilgili olarak şartlara göre bir takım değişiklikler olabilir. Mesela Karadeniz bölgesinde hanımlar daha çok çalışıyor. Hem de ağır işlerde çalışabiliyor. Orada kadına iki, erkeğe bir vermeli gibi bir görüş var. Doğru mudur diye sormuş. Burada aslında Kur'an-ı Kerim'deki ölçüler miktar olarak belirlenmiş. Yani kadının hakkı, erkek vefat ettiği zaman çocuklar varsa, erkeğin çocukları varsa 1/8 bilindiği gibi, çocuklar yoksa 1/4 oluyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Fakat tabi bu miras taksimi erkeğe ait malla alakalıdır. Acaba erkeğe ait olan mal o servetince ne kadardır? Bunu hesaplatma hakkı kadının tabii ki var. Mesela kadının evlilik süresi içinde o malla malın kazanılmasıyla ilgili hakları neden ibarettir? Bunu bir kişi marifetiyle tespit ettirmek gerekse tabii ki buna da hak vardır. Mesela kadına miras parası gelmiştir anneden babadan, eve harcamıştır mesela. Ev harcanmış. Evin içi halı almışlar, evin içi gözden geçirilmiş, tamir edilmiş vesaire o parayla yani. Veya o parayla efendim tarla alınmış ama kocasının üzerinde olabiliyor bakıyorsunuz. Kısaca kadına ait olan bir takım mallar erkeğin üzerine de geçebiliyor. Ailenin malı olarak ortada kaybolup gidebiliyor. İşte böyle bir durumda kadın yine 1/8 mi alacak yoksa önce kendi hakkı tespit mi edilecek? İşte bu noktalarda aslında kadın kendine ait bir mal görünmüyorsa orta yerde, bütün mal kocasının üzerinde görünüyorsa, ömür boyu çalıştığı, hele maaşı da varsa kadının, öğretmense mesela, din bilgisi öğretmeni, Kur'an kursu hocası gibi ve ömür boyu aldığı ya da 25-30 yıldır aldığı maaştan hepsi eve harcandıysa en az erkek kadar kadının da o mallarda hakkı var. Ama mallar erkeğin üzerinde görünüyor. İşte böyle bir durumda aslında öncelikle belki malı ikiye bölmek gibi adaletli olacaksa bir kişinin belirlemesine göre. Ondan sonra erkeğin malı belli olduktan sonra erkeğe ait maldan 1/8 hisse şeklinde bunu düşünme imkanı da var. O yüzden malum günümüzdeki boşanmalarda Avrupa ülkeleri, Amerika başta erkek ve kadın evlilikten sonra ne elde ettilerse iki eşit parçaya bölünme ilkesini kabul etti o ülkeler. Türkiye de bunu son yıllarda benimsedi. Çünkü tapu senin üzerinde olsun, benim üzerinde olsun, alınan araba senin üzerinde olsun diye bir konu karı koca arasında konuşulamıyor çoğu zaman. Duruma göre çeşitli düşüncelerle bazen hanımın üzerinde kalıyor, bazen erkeğin üzerinde olabiliyor. Ona buna bakılmaksızın, resmi kayıtlara bakılmaksızın bunların evlendiği tarihten boşanma tarihine kadar ortada ne kadar mal varsa ikiye bölünsün diye bir ilke geliştirilmiş mesela işinden çıkılamayınca. İşte bunu miras konusunda da kocası vefat edince kadına ait olan haklar öncelikle tespit edilerek ayrılmalı. Mesela mehir hakkı kadın zaten alacağı bir şey. Yani konuşulan mehir varsa onu alacak. O belli. Mehrin dışında kadına ait olan şu şu mallar var deniyorsa bunların tespiti yapılabilir. Ondan sonra kadının hakkına geçilir. İşte o zaman Karadeniz bölgesindeki hanım kardeşlerimizin çalışması dikkate alınarak acaba ayrıca onlara bir hak verelim. Ondan sonra geri kalan erkeğe aittir denilen kısımdan da 1/8 veya 1/4 verelim demek mi gerekecek? Bu açıdan konuyu değerlendirmek İslam'a aykırı düşmez.